Herkese merhaba. Bugün de geciktirdiğim bir roman üzerinde durmak istiyorum. Umberto Eco'nun Gülün Adı isimli romanı. Romanı 2010 yılında okumayı niyetlenmiştim. O gün almıştım. Ancak araya başka işler girince, başka romanlar girince maalesef okuyamadım. Ama yakın zamanda bitirdiğim bu roman gerçekten bir 10 sene önce okunmayı hak ediyormuş. Keşke okusaymışım ama olmadı, mümkün olmadı. Bugün bu romanı bitirmenin zevkiyle, keyfiyle size roman hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Umberto Eco malumunuz hem bir edebiyat kuramcısı, hem bir ortaçağ edebiyatı üzerine çalışan bir akademisyen, hem de bir romancı. Onu çok farklı kitaplarıyla, kuramsal kitaplarıyla tanıyoruz. Onun kuramından edebiyat çalışmalarında çok ciddi şekilde faydalanıyoruz. Bu anlamda Umberto Eco gerçekten günümüz edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak vasıflandırılabilir. Onu belki postmodern edebiyat içerisinde de değerlendirmek mümkündür. Belki burada gereksiz bir cümle oldu, gereksiz bir kelime oldu. Umberto Eco gerçekten postmodern edebiyat içerisinde değerlendirilebilecek bir yazardır. Gülün Adı da postmodern bir tarihsel kurmacı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii sadece postmodern bir tarihsel kurmacı olarak değerlendirilebilir mi? Bu soru sorulabilir. Bu sorunun cevabı hem evettir hem hayırdır. Evet, bir postmodern tarihsel kurmacadır. Ama aynı zamanda bir polisiye romandır, bir cinayet romanıdır da diyebiliriz. Romanın bu özellikleri de ön planda ama daha çok onu postmodern edebiyat bağlamında değerlendirmek mümkün ve bu daha mantıklı, daha cazip bir inceleme yöntemi olarak karşımıza çıkar. Çünkü roman yoğun olarak bir tarihi dönemin, bir tarihi olayın yağmalanması, o olayın yeni tarihselcilik akımının, anlayışının, edebiyat anlayışının da özelliklerine uygun bir şekilde yenilenmesi biçiminde karşımıza çıkıyor. Yani saf bir tarihsel anlatı olarak değerlendirmek imkansızdır ki zaten postmodern tarih anlatılarının özünde de bu vardır. Tarih mümkün olduğunca kendi gerçekliğinden soyutlanır, çıkarılır ve yeni bir suret, yeni bir veçe yüklenir o tarihi olaya. O tarihi olay modernize edilerek bir bakıma metinler arası ilişkilerle, üst kurmaca tekniğiyle, belki de oyun metodunun da kullanılmasıyla bir postmodern metin anlatı haline getirilebilir. Umberto Eco'nun Gülün Adı romanı da böyle bir eserdir. Roman kalın bir roman. Kaç sayfadan oluşuyor? 668 sayfadan oluşuyor. Tabii son 20 sayfası falan, son 20 sayfası, 20-30 sayfası neyse Umberto Eco'nun yazılarından oluşuyor. Dolayısıyla o yazılar da bizi romanın okunması bağlamında gerçekten yönlendiren yazılar, çok nitelikli, çok önemli yazılar. Hatta şöyle de diyebilirim, belki yaratıcı yazarlık çalışmaları yapan arkadaşlar, roman ve öykü yazmak isteyenler, Gülün Adı'nı okuduktan sonra muhakkak surette son 30 sayfadaki Umberto Eco'nun metinlerini okumalıdırlar. Oradan pek çok şey öğreneceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla hem Gülün Adı romanını anlamak adına bir reçete sunuyor, o son 20-30 sayfalık kısım, hem de bir romanın nasıl inşa edileceğini, nasıl yaratılacağına dair bir takım ipuçları veriyor. Bu anlamda da oldukça önemli. Umberto Eco'nun Gülün Adı romanına geçelim. Can Yayınları'ndan çıktığını ve başka yayın evleri tarafından da yayımlandığını biliyoruz. Bende Can Yayınları'nın nüshası var. Çok güzel, harika bir kapakla, belki de bir manastır girişi burası muhtemelen. Bizi şeye çekiyor aslında, atmosfere çekiyor. O atmosferi kapağından itibaren yaşamamızı sağlıyor. Zaten sadece kapağı değil, aynı zamanda romanın kuruluşu da bu atmosferi yaşamamızı sağlayan unsurlardan, ögelerden bir tanesi. Romanın katmanlı bir yapısı var. Romanın katmanlı yapısı bu romanı aslında okuyucu nazarında daha ilgi çekici kılan bir yön. Neden katmanlı yapıya sahip bir roman ilgi çekicidir? Çünkü okur katmanlar arasında tıpkı bu romandaki kütüphanedeki labirent gibi kaybolabilir ve ana olay örgüsünü, iskeletini, ana olayları yakalamakta zorlanabilir. Dolayısıyla katmanlar içerisinde dolaşan bir okur bir anlamda romanın kendi söylemini anlamakta zorlanabilir. Dolayısıyla bu da bu romanı bir bakıma postmodern bir roman haline getirebilir. Katmanlaşma bu noktada çok önemlidir. Yazar bu katmanlaşmayı aslında bir dış öyküyle bir de iç öyküyle sağlamış. Yani biz buna çerçeve öykü tekniği diyoruz. Herkesin malumu bu. Tabii Gerard Genette'in kavramlarıyla söylersek dış öykü aslında şeyi iç öyküyü çerçeveleyen geniş bir öykü. O iç öykünün bir bakıma iç öyküye geçişi sağlayan, iç öyküyle ilgili olarak bir takım bilgilerin verilmesini sağlayan bir bölüm. Bazı romanlarda hem başta hem sonda olur. Bazı romanlarda sadece başta yer alır bu dış öyküler. Dolayısıyla bu romanın bir dış öyküsü ve bir de iç öyküsü var. Tabii bunların dışında bir de üst öyküleri var. Onlar ayrı bir şey ama burada asıl önemli olan şey, bizi ilgilendiren şey dış öyküyle iç öykü arasındaki ilişki. Üst öykülerde iç öykü içerisindeki başka küçük öyküler. Aslında helozonik olay örgüsü de demek mümkün buna. Dış öykünün bir anlatıcısı var, bir de iç öykünün anlatıcısı var. Dış öykü zaten çok küçük bir hacmi kapsıyor. Dolayısıyla bir bakıma iç öyküye geçmeden önce iç öykünün nasıl kurulacağını, nasıl kurulduğunu, nasıl inşa edildiğini öğreniyoruz. Dış öykü doğal olarak bir el yazması başlığıyla başlıyor. Bunun yazar tarafından yazılmış olma ihtimali de var. Ancak yazar tarafından yazılmış olsa da bir bakıma romanın girişi gibi, romanla ilgili bilgiler veren bir çerçeve gibi görülmesi ve ele alınması mümkün. Bu bölümde doğal olarak bir el yazması bölümünde bize yazarın ya da işte dış öykü anlatıcısının bu iç öyküde anlatılacak olan hususlarla ilgili el yazmalarını nasıl temin ettiğini anlatan bir takım bilgiler veriyor. Dolayısıyla bu dış öykü bir dış anlatıcıya sahip. Dış öykü bizi Melkli, Dom Adson'un başından geçen bir takım olayları, o 7 günü kapsayan olayların içinde bulunduğu bir el yazmasına götürüyor. Bu el yazması dış öyküsel anlatıcı tarafından ele geçirilmiş. Daha sonra bu kaybedilmiş, birisi onu almış götürmüş ve ardından başka metinlerle Melkli, Dom Adson'un hayat hikayesine ulaşmış. Tabii bu noktada dış öykünün anlatıcısı eline geçen el yazmalarından bir takım notlar çıkartmış ve o notlar çerçevesinde bu romanı, iç öyküyü kurmuş. Bu noktada biz hemen şunu görüyoruz. Demek ki bu roman gerçek bir tarihsel olay üzerine inşa edilse bile gerçek bir tarihsel olayı anlatmıyor bize. Bir bakıma yazar bir dinsel mücadelenin Fransiskenlerle işte şey arasında papalık arasındaki mücadelenin kurmaca haline getirildiği, dış anlatıcının yorumlarıyla süslendiği ama dış anlatıcının görevlendirdiği bir iç anlatıcıyla okura nakledildiği bir roman olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu yönüyle de bir prospektüs gibi, bir kullanım kılavuzu gibi, bir açıklama, bir dipnot gibi bize doğal olarak bir el yazması başlığı altında bir takım bilgiler veriliyor. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü okumaya başlamadan önce bir takım bilgilerle donanıyoruz bu vesileyle. Bu bilgiler bizi bir bakıma roman boyunca yönlendiriyor. Yani o yüzden romanın başındaki bu kısımla yazarın Umberto Eco olarak yazdığı son 30 sayfalık kısma bakmak gerekir. Bunlar bize bir takım imler, işaretler, kilometre taşları da veriyor. Bu oldukça önemli. Dış öykünün anlatıcısının ele geçirdiği el yazmaları dediğim gibi Melkli, Dom Adson'un notlarından ibaret oluşuyor. Asıl işte olaylar Melkli, Dom Adso'yla Baskervilleli rahip William'ın bir manastıra gittiğinde yaşadığı olayların tümünü bize veriyor. Bu olaylar 7 gün içerisinde geçiyor. 7 gün içerisinde geçiyor ve 7 gün boyunca biz bir takım esrarengiz, gizemli olaylarla karşılaşıyoruz. Rahip William'ın yanında çalışan bir çömezdir. Merkli Dom Adson. Görevi onun yazmanı olmaktır. Onun yazmanıdır Dom Adson ve aynı zamanda ondan işte bir takım bilgiler alan kişidir. Onun öğrencisidir. Dolayısıyla burada bizdeki gibi bir usta çırak ilişkisinden söz edebiliriz. Onların arasında böyle bir ilişkinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. William, Baskervilleli Rahip William bir görevle manastıra gider. Bütün olayların gerçekleşeceği manastıra gider. Manastıra gittiğinde onun manastıra gitme görevi, manastırda bulunmasının amacı oradaki bir cinayet olayını Adelmo isimli rahibin öldürülmesini araştırmaktır. Daha önce sorgucu olarak çalışmış birisidir zaten. Başka bir sürü sorgu yapmıştır. Daha şeylere göre, o manastırdaki rahiplere göre daha modern görüşlü bir insandır. Şeye daha yakındır. İşte hümanizm, Rönesans akımlarını başlatanlara daha yakındır. Bu anlamda daha onlara göre laik, daha dünyevi bir rahip olduğunu söylemek mümkün William'ın. William'ın asıl amacı buradaki olayları araştırmaktır. Ancak bu olayları araştırıp katili bulma, işte işin polisiye tarafı da burası zaten, katili bulma amacıyla gittiği şeyde, manastırda 7 gün boyunca Adelmo'nun dışında toplam 6 tane daha rahip öldürülür. Toplam 7 rahip hayatını kaybeder. Bu rahipler aydın rahiplerdir. Bu rahipler seküler demeyelim de daha laik rahiplerdir. Bu rahipler orta çağın karanlığını Poetika Aristo'nun Poetika isimli eseriyle aydınlatmaya çalışan kişilerdir. Bu rahiplerin tamamı da aslında bu öldürülen 7 rahibin tamamı da manastır içerisinde bulunan kütüphanede, labirent şeklinde tanzim edilmiş, tasarlanmış kütüphanedeki Aristo'ya ait Poetika isimli eserin kayıp kısmını okumaktır. O kayıp kısım orada özel bir yerde bulunmaktadır. Francis Afrikaya isimli bölümde o Poetika'nın kayıp kısmı mevcuttur. Bütün rahiplerin amacı o kayıp kısmı okumaktır. Kütüphanedeki bütün kitaplar dinsel hakikatleri, Hristiyanlık hakikatlerini anlatan kitaplardır. Bu kitapların tamamı da Hristiyanlığın Orta Çağ'daki düzenini bir bakıma sürdürmeyi hedefleyen dinsel dogmaları içeren kitaplardır. Ama bir Aristo'nun Poetikası bu noktada rahiplerin önünü açabilecek, belki de işte yenilikleri, işte Rönesans'ı, reform hareketlerini, ne bileyim hümanizmi başlatıp sürdürebilecek veya başladıysa da sürdürebilecek nitelikte eserlerdir. Bu noktada Orta Çağ'da geleneksel papalığın anlayışından uzaklaşmış bir takım rahiplerin bulunduğunu ve bu rahiplerin ilk çağ Yunan klasikleriyle, özellikle de Aristo'nun Poetikasıyla ilişki kurmak istediğini söyleyebiliriz. Kimler öldürülmüştür? İsterseniz bunların isimlerini vereyim. Adelmo'nun dışında Yunanca ve Arapça çevirmeni Venantius, retorikle uğraşan Benno, kütüphane yardımcısı Brengar, yazmaları kopya eden Aymora, kütüphaneci Malaşi ve şifalı otlar uzmanı Severinus öldürülenler, katledilenler arasındadır. Bunları kim öldürmüştür? Hemen başta söyleyelim. Bunları o manastırın en yaşlı rahibi olan Jorge öldürmüştür. Jorge aynı zamanda kör bir rahiptir. Fakat kütüphanedeki bütün kitapları hıfzetmiş, ezberlemiş, o kitapların nerede bulunduğunu, hangi kitabın neyi anlattığını bilen birisidir. Dolayısıyla o aslında kitapların bir bakıma bekçisi, koruyucusu olarak rahiplerin, manastır içerisindeki rahiplerin daha laik kitaplar okumasını, daha bu dünyayı anlatan, öte dünyadan değil de bu dünyadan da bahseden kitaplar okumasını istememektedir. Ki William da zaten bu işleri araştıran William da Borges'ten almış olan, Bacon'dan eğitim almış olan bir rahiptir. O da daha laik, daha bu dünyaya açık, dogmalardan daha uzak bir rahiptir. Bu noktada zaten diğer rahiplerin de tepkisini çeker. Bütün bu olayları, bütün bu iç olayları bize Dom Adson anlatır. O el yazmalarının yazarı, dış anlatıcı tarafından, dış öykünün anlatıcısı tarafından bulunan ve sonra kaybedilen bir takım notlarla işte kurmaca haline getirilen öykünün yazarı veya işte o parşömenleri kaleme alan kişi Dom Adson'dur. Dom Adson bir çömezdir, az önce söylediğim gibi. William'ın yanında bulunmaktadır. Ve William'la olan ilişkisini, o manastırda meydana gelen olayları, hangi William'ın kimlerle görüştüğünü, ne tür tartışmaların gerçekleştiğini, ki özellikle Hristiyanlık üzerine, laiklik üzerine bir takım tartışmalar gerçekleştirilmektedir. İşte papalıkla Fransiskenlerin arasındaki mücadeleler bir takım tartışmalarla anlatılmaktadır ki bunlar da aslında az önce söylemiştim ya, üst anlatı, meta anlatı olarak karşımıza, meta öykü olarak karşımıza çıkmaktadır ki bunlar iç öyküyü tamamlayan, iç öykünün olay örgüsünü oluşturan üçüncü katmandır. Dolayısıyla bütün bunlar bize Dom Adson tarafından nakledilir, aktarılır. Harika, eğlenceli, akıcı, böyle okudukça okuyasınız gelen bir roman. Tabii biraz sabırlı olmak gerekiyor, biraz nitelikli bir okur olmak gerekiyor, biraz işte postmodern kuramlarla ilgili bilgi sahibi olmak gerekiyor. Çünkü bir takım metinler arası göndermeler var, üst kurmaca kullanılmış vesaire vesaire. Bütün bunlardan da haberdar olmak gerekiyor ki bu romandan zevk alabilmek için. Ama romanın dili şahane, harika çevrilmiş. Şadan Karadeniz çevirmiş. Başka çevirilerinde okuduk kendisinin. Dolayısıyla romana başladığınızda zaten eğer sabırlı, kültürlü, ne bileyim işte nitelikli bir okursanız, Umberto Eco'nun söylediği gibi örnek bir okursanız eğer, romanın sonuna kadar gidersiniz. En sonunda, ara bir açıklamadan sonra devam edelim. Romanın sonunda katilin Jorge olduğu ortaya çıkar. Jorge'nin asıl amacı, ki kendisi de söyler bunu, asıl amacı manastırdaki rahiplerin laisizm, laiklikle ilgili bilgiler edinmesini önlemektir. Onların bir bakıma sapkınlaşmasını, dogmalardan uzaklaşmasını, geleneksel Hristiyanlık öğretisinin dışına çıkmamasını sağlamaktır. Bu şeyin, Jorge'nin asıl amacıdır. Bu yüzden Jorge buna niyetlenen, buna yeltenen bütün rahipleri teker teker farklı şekillerde öldürür. William bu rahiplerin öldürülmesiyle ilgili olarak bir takım soruşturmalar yapar. Yaptığı soruşturmalar neticesinde en sonunda işte Jorge ile karşılıklı olarak konuştuklarında bütün her şey ortaya çıkar. Jorge aslında onları da öldürmeye kalkmıştır. Böyle bir durumda söz konusudur. Romanın sonunda tabii biraz William'ın şu yönü de var. William, yani bu işleri sorgulayan rahip William, kütüphanenin cazibesine de kapılmış birisidir. Dom Adson gibi. Kütüphaneyi de keşfetmek istiyordur. Bir yandan bu şeyi, cinayet olayını araştırmaya çalışırken, olaylarını araştırmaya çalışırken, bir yandan da kütüphaneyi keşfetmek, hangi kitapların bulunduğunu bulmak, o labirentin nereye açıldığını, nereye gittiğini tespit etmek istiyoruz. Onun böyle de bir amacı vardı. Bir bakıma o manastırın, kitaplığın gizemine kapılmış, o gizemin etkisinde kalmış, büyülenmiş birisidir. Aynı şey Dom Adson için de geçerlidir. Dom Adson da manastırdan gerçekten çok etkilenmiştir. Zaman zaman kütüphaneye kendisi de gidip bir takım araştırmalar, bir kere yapmıştır bunu, araştırmalar yapmıştır. O labirentte kaybolduğunu, ikisinin de kaybolduğunu, sonra tek başına kaybolduğunu Dom Adson'un biliyoruz. Ayrıca Dom Adson orada bir işte köylü kızıyla da bir takım bir cinsel ilişki yaşamıştır, aşk ilişkisi yaşamıştır. Bu da romanda anlatılan bir alt düzeydeki olaylardan biridir. Buna da üst anlatı, üst öykü de diyebiliriz aslında. Romanın genel olay örgüsüyle ilişkili olmakla birlikte aslında teferruat kabilinde genel olay örgüsünü tamamlayan üçüncü derecedeki öykülerdir bunlarda. Bu tip öyküler vardır. Bunun bir sürü öykü burada mevcuttur. En sonunda, son araştırmada şeye giderler, kütüphaneye giderler ve kütüphanede onları takip eden Jorge'nin yaptıkları şeyden sonra, kavgadan, tartışmadan sonra neyse kütüphane yanar. Kütüphanenin yanmasını da dışarıdan seyrederler. Dolayısıyla bütün bu olaylar böyle bir fecaatle bitmiştir. Kütüphanedeki bütün kitaplar yakılmıştır. Dolayısıyla Poetika'nın ikinci kısmı ya da işte bulunmayan kısmı da kül olan kitaplar arasındadır. Binlerce eser, gerçekten büyük bir kütüphaneymiş. Binlerce eser yerle bir olur. Çok zevkli, çok eğlenceli bir kitap. Hem merak unsurunu ön plana almış yazar. Romanın her bölümünde, o 7 günü kapsayan her bölümünde, sabah, öğle, akşam şeklinde her bölümünde biz bir cinayet olayıyla karşılaşıyoruz veya 2-3 bölümde bir cinayet olayıyla karşılaşıyoruz ve bu cinayeti kimin işlediğini merak ediyoruz. Hatta bazen cinayeti işleyenlerin bizzat bir sonraki aşamada öldürülen kişiler olduğunu falan zannediyoruz. O kadar güzel kurgulamış ki merak unsuru sürekli olarak canlı tutulmuş ve romanın belki de en önemli özelliği o merak unsurunun canlı tutulması ve dolayısıyla okurun dikkatinin dinamik bir biçimde esere yansıtılması. Yani okur olarak biz sürekli olarak bu romanda neler anlatıldığını, bir sonraki aşamada ne olacağını, William'ın gerçekten katilleri bulup bulamayacağını tespit etmeye, görmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmamız, bu çabamız aslında bizim romanın sonuna kadar okumamızı sağlıyor. Ve pek çok roman, bu kalınlıktaki pek çok roman, 650-700 sayfalık pek çok roman belki yarısına gelmeden bırakılır. İnsana rahatsızlık vermeye başlar. Bunun nedeni de bu bahsettiğim merak unsurunun kullanılmamasıdır aslında. Ancak bu romanda Umberto Eco ustalığını da teslim etmek lazım. Bu romanda o merak unsuru çok güzel bir biçimde kullanılmış. Dediğim gibi başka metinlere göndermeler var, işte kutsal kitaplara göndermeler var, bir takım Latince ifadeler var, Yunanca ifadeler var. Bunlar alıntılanmış. Bunlar da romanın bir sürü var. Bunları şimdi teker teker okumak mümkün değil. Metinler arası boyutunu oluşturuyor. Roman bir metinden başka bir metine doğru okuru yönlendiriyor aslında ve bu da işte okurun ilgisini canlı tutan başka bir unsur. Zaman zaman dediğim gibi işte üst kurmacaya da yer verilmiş, üst kurmaca da yapılmış. Yani biz Adsoy'la bir yazar veya anlatıcı olarak karşı karşıya gelip diyalog kurabiliyoruz. Adso orada kendi varlığını, ki zaten bunlar birer parşömene yazılmış notlardan, anılardan oluştuğu için çok da normal belki de teslim ediyor, koruyor. Ancak tabii parşömene yazılmış notlar okuruma şunları söylemek istiyorum, bunları anlatmak istiyorum gibi ifadeleri barındırmaz normal şartlarda. Eğer böyle bir ifade söz konusuysa bu artık bir kurmaca haline gelmiştir. Dolayısıyla üst kurmaca bu romanda kullanılmıştır demek mümkün. Şahane bir kitap. Çok beğenerek okuduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Umberto Eco gerçekten değerli. Arkada da 5-6 tane kuramsal kitabı var. Açık yapıt, aşırı yorum, ortaçağ sanatı ve estetiği, Anlatı Ormanı'nda 6 gezinti gibi, şimdi adlarını hatırlayamadım, başka eserleri de mevcut. Bunları da şiddetle size tavsiye ederim. Çok zevk alacağınızı, bu romanları ve Umberto Eco'nun kuramsal kitaplarını okuduğunuzda pek çok şeyi öğreneceğinize inanıyorum. Ki özellikle bir roman kurgularken tarihsel bir anlatı üzerine, ya tarihsel bir olay üzerine bir anlatı kurgulayacaksanız eğer, bu tip romanlar size bir çerçeve sunabilir. Bir kurguyu nasıl oluşturabileceğinizi, nasıl geliştirebileceğinizi, merak unsurunu nasıl kullanacağınızı, canlı tutacağınızı size gösterebilir. Bu konuda yol gösterebilir ki zaten son 30 sayfada bununla ilgili bir takım şeylerde, bilgilerde olduğunu söyledim. O yüzden bu romanı okurken sadece bir okur olarak, keyif almak isteyen bir okur olarak değil, aynı zamanda bir romancı namzeti, adayı olarak da okumalısınız. Bu ne demek? Romancı namzeti olarak bir romanı okumak ne demek? O romanın teknik özelliklerini içeriğinden soyutlayarak kavramaya çalışmak demek. Yani bu roman nasıl kurulmuş? bu romanın da zaman nasıl inşa edilmiş, mekan nasıl kullanılmış, işte anlatım tarzları vesaire hangi mahiyette karşımıza çıkıyor gibi soruları sorduğunuz vakit aynı zamanda teknik bir çözümleme de yapmış olacaksınız ki bu çözümleme sizin yazacağınız eser için yol gösterici mahiyette olacaktır ki Benim Adım Kırmızı'nın Umberto Eco'nun Gülün Adı isimli romanından esinlendiğini, o şablona çok uyduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu bir şey midir? Problem midir? Asla problem değil. Metinler arası ilişki aynı zamanda bu tip kurgusal ögelerden yararlanmayı da beraberinde getirir. Mirimal'dır. Orhan Pamuk da Benim Adım Kırmızı'yı yazarken elbette ki başka yazarlar gibi bir takım eserlerin kurgusundan yararlanabilir ki çok da iyi yapmış. Harika bir eser. Benim Adım Kırmızı. Çok da mutlu olarak okuyoruz. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu arkadaşlarınıza, dostlarınıza, yakınlarınıza, romanla, edebiyatla, sanatla ilgilenen herkese tavsiye etmenizi istiyorum, rica ediyorum sizden. Kanalıma abone olursanız, bu şeyle ilgili, videoyla ilgili bir takım yorumlar yaparsanız ve sosyal medya hesaplarınızda bu videoyu paylaşırsanız daha fazla izleyiciye, daha fazla edebiyat severe, daha fazla yazar adayına ulaşmamız mümkün olur. Dolayısıyla belki de büyük bir arkadaşlık grubu oluşturarak yeni projelere imza atabiliriz. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. Sağ olun.